Hafifledi mi biraz? Hı-hı. Yalancı. Aman geçer. Ben bu kolumdan o kadar çok çektim ki. İki kere ameliyat oldum. Aa. Hı-hı. Bir de ne olduğunu bilmiyorum diyorsun. Ne ameliyatı oldun? Bak işte şimdi telaşlanma diye söyledim canım. Ya onlarla bir ilgisi yoktur. Anlat bir sen bakalım da. Ha? Ben 13 yaşındayken solumuzumda böyle portakal büyüklüğünde bir kemik çıktı. Ben de onu kas zannediyordum. Böyle hava atıyordum millete. Meğer o kemik benim kol kemiğimi yemiş. Az kalsın kesiyorlardı kolum. Ne diyorsun sen? Hı. Solağım sol kolumu kesecekler. Düşünsene hem solak hem çolak. İşte annemle babam konuşurlarken duydum. Kesilebilir falan dediler ama hiç belli etmedim. Girdim yorganın altına sabaha kadar ağladım. Ay canım beni. Sonra işte ameliyat günü geldi, çattı. Babam da girdi ameliyata. Narkoz verdiler. İşte kendimden geçmeden önce son hatırladığım babamın gözyaşlarını tutmaya çalışarak gülümsemeye çalışan yüzüydü. Üzülme diyordu. Hepsi geçecek. Sonra kendime geldiğimde hastane odasındaydım. Acıyordu kolum. Ama yerindeydi. Kesmemişlerdi. Kurtarmış doktorlar. Babam gene yanı başımdaydı. Gülümsüyordu. 13 yaşında. Sonra işte aradan yıllar geçti. Hayatımın alkolle geçen sürecinin doruklarındaydım. Böyle her şey kötü gidiyordu. Hayatım, evliliğim, çok mutsuzdum çok. Yani eşimin hastalığını öğrendiğim ilk yıldı. O kadar mutsuzdum ki. Ona da kızıyordum. Ölecek, beni bırakacak diye. İşte durmadan içiyordum. O da beni cezalandırmak için bir ara evi terk etti. O zaman başka bir evde oturuyorduk, böyle tek katlı bir yer. Bir gece anahtarı unuttuğum için eve mutfak penceresinden girmek istedim. Böyle bir yumrukta tuzla buz ettim camı. Önce fark etmedim, sonra bir baktım yer kan gölü. Hemen kendime geldim tabii, istersen geldim. İşte sardım kolumu, sıktım, fırladım sokağa. İşte beni arabayı almayan taksicilere küfrede de acile gittim. Meğer damarım kesilmiş. Ne diyorsun? Hı. Ameliyat masasında kendimden geçmeden önce gene babamın hayali belirdi gözlerimin önünde. Üzülme diyordu. Hepsi geçecek. İki gün sonra babamın ölüm haberi geldi. O zamanlar 40'lı yaşlarımın sonlarındaydım. Şimdi 50 yaşımı geçtim. Gene ameliyat olacağım. Dur bakalım. Ya belli değil ki, belki de ameliyat olmayacaksın. Artık hiç umursamıyorum. Onca derin yaradan sonra bu ufacık kesiğin ne önemi var ki? Allah dualarımı kabul etti. Her şey düzeldi. Hayatı seviyorum, insanları seviyorum. Karımı seviyorum. Ameliyat masasında kendimden geçmeden önce şöyle sesleneceğim babama içimde. Üzülme babacığım. Geç de olsa hepsi geçti. Merak etme. Kötü bir şey olmayacak. Her şey iyi olacak. Her şey gidecek. Fatma Gül. Bana bir şey olursa çocuğum sana emanet.
yapıyorsun bakıyorum. Murat bu gece annesiyle yatmak istedi. Elif o yüzden benimle kalacak. İyi geceler. İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.